Star Trek bölüm 13. Times Square bölümü. Times Square İngiliz galiba biraz daha söylemi. Times Square daha Amerikan sanırım. Böyle bu aksan şeylerini hiç alışamadım ya. Yani. İngiliz, Amerikan. Evet, yumurta kırmadan omlet yapamazsın olarak da bilinen bölüm abi. Ha yani evet. Yumurta kırmadan omlet yapamazsın. Ya da mangal bende abi. Böyle bir de olabilir. <laughs> hemen, hemen, küçük şey mizahı da var. İşte Riker iyi omlet yapamıyor ama yaptığı kötü omleti Worf çok beğeniyor çünkü Klingonların tadı çok <laughs> falan. hemen böyle bir sempatik açılışlar. Ya şey hoşuma gidiyor benim bunlar bu arada. Yani işte bir önceki bölüm Fermat'ın teorimini konuşuyorlardı. bu bölüm işte biri omlet yapıyor diğerlerine ikram ediyor falan. Hani böyle aa gemide hayat nasıl devam ediyor tadında böyle güzel güzel örnekler var. Hoşuma gidiyor. Yani Klasik böyle daha bira gibi... getirmiş. Ha, evet evet hemen böyle şeyle açılmıyor. Kaptan işte bilmem ne var dün falan ondan sonra böyle hani Cold Open gizemi yine var ama o Cold Open'ın yarısını da böyle bir sempatik bir olay olmadığı vakit aslında geminin içerisindeki insanlar böyle takılıyor gibi noktalara çekiyorlar. Çok hoşuma gidiyordu benim. Aslında bölüm biraz şeylere cevap veriyor. Yine bizim hep sorguladığımız konular işte ya bir, bir, birisi ölüyor, nasıl bu kadar at, kolay atlatıyor? Bu insanlar nasıl bu kadar kolay yakınlaşıyor? Yani devamlı gemideler, devamlı iş üstündeler. E ne ara bunlar kaynaşıyorlar? Kısımları Aslında iyi veriyor işte daha önceden ...Woofy Goldberg'in olduğu bölümlerde işte restoranda otururken muhabbete giriyorlardı. Ee, ya da işte Holodeck'te muhabbetleri girip yakınlaşıyorlardı. Bu sefer de ilk kez bir yemek masasında e, ya da ilk kez değil ama daha önce de işte restoranların dışında... ...kendi içlerinde yaptıkları bir yemek ortamında görüyoruz. Orada da hatta Doktor Pulaski şey diyor eskiden hani insanlar biraz orada böyle e, şeylik yapıyor tam dede beylik yapıyor biraz... İnsanlar eskiden sofrada oturup kaynaşırmış, arkadaşlık böyle bir şeymiş işte. Annem Bayramlar sofrada. vardı eskiden. Aynen, aynen, bayramlarımız kola koyardık biz falan diye <laughs> böyle bir şey yapıyor. Ama haklı da bir yandan dizi biraz şeyi unutmamaya çalışıyor. Yani bakın bu insanlar yakınlaşıyor artık. Bizim ilerideki bölümlerimizde böyle ayrılık durumları olabilecek, bunlara da o dramatizasyonu hazırlıyoruz sizi tarzı bölümler biraz. Peki sonra tabii olayın kendisi ortaya çıkıyor. Picard üstüne Picard geliyor. Evet, Arkanın boku üstüne. <laughs> ne düşündün sen bölümü izlerken nasıl bir şey çıkacak diye düşündün? Ya ben tabii ilk, ilk şey şey geldi aklıma benim bu Picard bir bir yerde ölecekti de e, şeyde kurtarıyorduk yaşlanırken kopyalayarak ha. mı kurtardık? Orada ilgili bir şey çıkacak gibi düşündüm ben başta. dışarıya gitmişti çünkü bir kere. Evet. Öyle olacak zannettim. Bambaşka bir şey çıktı. Gelecekten gelen yani 6 saat aslında gelecek dedim. 6 saat öncesinde sonrasından gelen Picard'ı görmüşüz aslında. Ben de şey gibi düşündüm açıkçası. Stable time loop mu yapacaklar diye. İşte hani Picard buradaki Picard'ı görüyor. 6 saat sonra gemiye gelip gideceğini görüyor. İşte 6 saat içerisinde öyle olaylar cereyan ediyor ki Picard gerçekten de gemiye binip gidiyor. Bu sefer bizim Picard öbürlerinin gemisine gidecek. Ama bu sefer orada ha, o bir şey... sen daha detaylı düşünmüşsün. Öteki Picard onun gemisine mi binecek? Anladım. Stable time loop dediğim o yani böyle bir şey Hı -hı. E, sürekli tekrardan bir döngüye mi girecek? Yani sürekli bizim Picard bir sonraki gemiye gidip bir sonraki gemideki Picard öbür gemiye binip öbür gemideki öbürüne gidip böyle hani bir loopa mı girilecek dedim. Aksine bence şöyle güzel bir şey yapmışlar. Bizim Picard konuyu bizim Picard olduğu için yani bizim Picard <laughs> Picard birazcık yani. Evet. Konu kendisine gelince bizim Picard konuyu çözüyor ve işin içinden sıyrılıyor bir noktada. Asıl Rick. Burada biraz... Evet yani şey stable time loop'a düşmüyor. Yani şey dünyasına hiç girmiyoruz. Ulan hani şu anda izlediğimiz Picard bizim Picard mı yoksa alt, yani alternatif evrenden gelmiş bilmem ne Picard mı falan gibi bir şeye bozmuyorlar. Hiç bizim Picard'ımız yine bizim Picard'ımız kalıyor. Hatta bizim Picard diğer evrenden gelen Picard'ı vurarak öldürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Senin gibi Picard olmaz olsun ulan diyor. Ha böyle açılardan biraz ilginç bir bölüm. Çünkü biraz da şey oluyor ya böyle Picard böyle ya işte abi ben buraya binmişim gelmişim nasıl olur? İşte ben kendisinden emin adamım ne yaptığımı bilem adamım. Gelmiş buraya burada böyle yatıyor bir şey de konuşmuyor falan sinirleniyor öteki Picard'a konuşulan anlat geldim buraya falan hani şey görüyorsun biraz ya yani bu hani kaptan ve her şeyin bir şekilde üstünde bir adam ya yani çözerim bilmem ne falan çok çözümsüz kalmış kendisini çaresiz aptal gibi olmuş bir versiyonu rastlayınca çok sinirleniyor. E, ee, biraz o yüzden şeyini görüyoruz aslında. Hani çözüm yaratma, o kaptanlığını koruma, birinci adam olma rolünü aslında çok adamış kendisi. Yani onun için çok önemli pozisyonu. O pozisyondan vazgeçmeyecek de bir egoya sahip. Bence çok ilginç işte. O kadar egoya sahip bir adam ki diğer Picard'ı vuruyor, öldürüyor abi. Yani <laughs> bana ilginç geldi bir de. Bir şekilde bunu çok böyle yaparak çözüyor tabii bu arada. Ama bir yandan da hani kendisinin vasıfsız bir versiyonuna katlanamaması ve kendisinin vasıfsız bir versiyonunu gerektiğinde tak diye vurup öldürmesi. Ya Picard dediğin adam abi kimlere valla biz bu konuya karışamayız falan demiş adam yani anladın mı? Ama kendisindeki bir hatayı hiç affetmiyor. Bana çok ilginç geldi karakterle alakalı bu bölüm. Ben de biraz şey okudum böyle biraz daha alegorik okudum aslında bölümü. Şöyle şey diyor ya Picard şimdi yine orayı da bir hatırlatayım bölümle ilgili. İşte Mekik buluyorlar. Mekik e, gemiye geliyor. Gemide bir Picard daha var. Ve Picard her zaman olduğu gibi önce araştırın diyor. Yani şey, loglarda ne var? Bir görelim. Ne olmuş yani? Evet, bu Data ve işte LaForge çalıştırmaya çalışıyorlar. Biraz zorlanıyorlar. Sonra çözüyorlar. Buluyorlar. Ve e, orada aslında şey devreye giriyor. Picard'ın araştırma isteği devreye giriyor. Araştırıp Ondan sonra işte istikrarlı, o konsistent kararlı şekilde aldığı karar devreye giriyor sonrasında. Ama şunu fark ediyor Picard. Bunun tek doğru olmadığını başka bir Picard. Yani aslında kendi içindeki farklı bir çatışma ile. Çünkü o da Picard, o da Picard. Hani biraz ben şey gibi okudum onu. Kendi içindeki bir e, çatışma gibi o. Ulan ben zaten böyle düşünürdüm. Bunu yapardım. Evet o da onu yapmış. Ama böyle yaparsak kurtulamıyoruz. Yani... A diyor benim aslında bu düşüncem doğru değil. Ben bu düşünceyi evet. e, genişletebilmeliyim, öldürebilmeliyim kendi içimde. Biraz daha farklı bakabilmeliyim. Farklı baktığı anda diyor ki ben keşif yapan adam ama bu sefer gideceğiz. Yani bu sefer ben olsam bunu düşünmezdim ama bunu düşünmek zorundayım deyip kendinde bir değişim yaratıyor gibi hissettim. Sonra da zaten e, o loop'u kırmak için de senin dediğin gibi Artık hani benim eski düşünce yapımdan kurtulmam lazım. Ya da hani kurtulmak yanlıştır mı? Değiştirmem lazım ya da biraz daha genişletmem lazım deyip onu öldürüyor ve böylece kurtuluyorlar. Çünkü Picard'da hep şey bir hava var ya, ne bileyim. işte mesela subayını esir alırlar. Hemen şey der. Beni alın, subayı bırakın falan. Evet. Hani bir de böyle e, nasıl söyleyeyim? Yani kendini de ateşe atmaya ya da kendinden doğru olanı yapıyorsa kendinden vazgeçmeye falan da hazır bir adam. Ve karşılaştığı Picard aslında Kendisinin de çok bayıldığı ya gemimin kurtulması için benim ölmem lazımsa ben öleyim bakış açısıyla aynı şeyi yapmış ve işte gemi kurtulamamış aslında. Bir öyle öyle bir noktaya geldi iş. Ee, o yüzden senin dediğin gibi yani kendi hatalarından görüp kendi hatalarından ders almak çok güzel. Zaten en sonunda da diyor ya evrende yeterince gezersen en sonunda kendine rastlarmışsın falan diyor <laughs> güzel tatlı edebiyatlar. Bir de şey hoşuma gitti yani benim. Güzel felsefe. Yani şu ana kadar gördüğümüz çoğu bölümden daha bilim kurgu, bilim kurgu bir bölüm bu bölüm. Yani böyle birazcık daha işte time loop'lar, kara delik içerisine gidince klonları gelmeler. işte Event Horizon'a yaklaştıkça klonun aklının daha iyi çalışmaları, e, hata yapmış bir klonu görünce kendisinden çok daha ciddi şüphe etmeye başlayan bir kaptan filan. Böyle güzel bilim kurgu etmenleri karşısında güzel de karakter gelişimleri yazmışlar bu bölümde. Çok keyifli bir bölüm. Ya ben şey isterdim işte ya. Yani o kadar da acayip bir lüks ki bu. Düşünsene bugün bir karar alıyorsun. 6 saat sonra ne olacağını görüp onunla tekrar tartışıp düzeltme şansının olması ya da kurtulma şansının olması falan. İyi bir bilim kurgu olmasını sağlıyor gerçekten. Bu gerçekten hani... Biraz sınırları da zorlayan bir şey. Yani Hep şey derler işte 20 yaşındaki tencere ne demek isterdin? Ya da işte 19 yaşındaki süngüre ne demek isterdin? Hmm. Aslında gelecek artık hani geçmişi değil de geleceğe doğru aldığın karara hatta karardan da çok senin düşünce yapındaki soruna odaklanıyor. Ya yani Aslında sen hatayı yapan sensin ve e, bu hatayı ben de çok yapıyorumdur. Belki sen de yapıyorsundur. Bir şeyin doğru olduğuna çok inanınca farklı açıları görememeye başlıyoruz. Bu ben ben üzülüyorum buna kendimde mesela. Bunu bazen geç fark ediyorum. Ulan diyorum doğru ya yani bu da olabilirdi. Neden böyle düşünmedim acaba diye. Biraz kendime kızdığım anlar oluyor. Picard'ın bu uyanışı o yüzden çok güzeldi ya. Bu bölüm göründüğünden daha değerli bir bölüm olabilir ilerleyen zamanlarda. Evet evet yani Picard'ın kendisinden şüphe etmesi ve kendi verdiği kararların hele de yani böyle şey kendisindeki şeyi eleştiriyor zaten. Kafaya koyduğum şeyi yaparım bak işte kafaya koyduğun şeyi yapmaya çalışıyorsun sürekli ama olmuyor aslında. Yani o Picard kendisi sürekli geri atıp duruyor içeriye olmuyor. İşte aslında kafaya koyduğum şeyi yaparım tamam ama belki alternatif çözümler aramak da her zaman bir opsiyon olabilir yani. Tabii yani en azından kenarda durmalı yani her zaman bir çıkış yolu sağlayabilir sana. Van ee, var bölümü ekleyeceğim bir şey? Bence güzel konuştuk. <laughs> yani Pulaski reise ben iyice zaman geçtikçe alıştım. Senin durumun ne bilmiyorum. Bebeğim Çok farklı ve güzel bir karakter oldu bence. <laughs> o bireyi getirdi ya ben masaya mutlu oldum. Bu da eyvallah falan diye böyle getirdi. <laughs> Oo, eyvallah. <Bacım>. Yani <laughs> şeyden daha tatlı geliyor şu noktada bana artık. Bir önceki doktorumuzdan. Ya orada ee... şey çok bariz değil ama ya o oyuncu da çok iyi bir oyuncu olmadığını görüyorduk ama gerçekten Pulaski oynayan kadından sonra daha da ortaya çıkıyor ya. Evet evet. Yani Pulaski oynayan ablanın bir ağırlığı var, bir karizması var. Böyle yeri geldiğinde Picard'la neredeyse denk gibi konuşabiliyor ya falan böyle evet. bir o oturaklılığı taşıyor bence. Güzel yakışıyor da. Rol, ee, Rolünü anlamış bir yani. O'Brien de artık geminin sabitlerinden bir tanesi oldu. Ha, evet ya. O'Brien zaten şimdi bir sonraki bölüm konuşacağız. 14 Icarus Factory. Hı -hı. Orada o O'Brien <laughs> ufak ufak şovlarına başlıyor. Espriler, Tabii. şakalar. Ne <laughs> ilginç işte bak. Yani O'Brien gerçekten ilk bölüm ekstra olarak gözükmüş. 50 dolarını almış gitmiş sonra herifin tipini sevdikçe geri çağırmaya başlamışlar. Bu kadar yani. Çok tuhaf bir hikaye. Bu şeydir ya yeni tanıştığın farklı bir arkadaş ortamında bir arkadaşını getirirsin ama çekilirsin böyle olan alışabilir mi falan. Sonra çok severler o arkadaşını. Ya Hüseyin işte de gelsin yaptık. falan. Diye. Aynen aynen. <laughs> sonra seni dışlarlar Hüseyin'e de devam ederler. <laughs> aynen O'Brien baya öyle olmaya doğru gidiyor yani. Okay. Var mı abim ekleyeceğim başka bir şey? Güzel bir yok şey. yok bu kadar bu kadar. Öpüyorum o zaman herkesi. <laughs> bir sonraki bölümde 14. bölüm olan Icarus Factory konuşacağız. O bölüme kadar kendinize iyi bakın. Like edin. Yorum yazın ki biz de daha, tavsiyelerde daha çok çıkalım. Hadi görüşürüz.